89 puanla birinciliği, Ayten'in 78 puanla ikinciliğin var Ayten'cim. Wow. Birinci sensin, ikinci sensin. Oturabilirsiniz. Gelinim mutfakta da tarihi bir an. Neden? Çünkü iki tane marifet olarak önemsemedikleri iki genç kadın geldi ama buradaki dengeleri bozdular. Evet, Dudu geldiği gün göndereceğim sizi dedi ve potadasınız. Yani yorum yapmıyorum, ben söylemiştim. Her şey ortada. Beni yaşım, şu an heyecanlandığım için konuşuyorum. Yaşım küçük olduğu için ciddiye almadılar, bebesin dediler, çocuksun dediler. Her türlü bir hafta boyunca dalgayı geçtiler. Şimdi ben onlarla dalga geçeceğim. İnşallah böyle istediğim olur. Ya. Şu an o kadar istekliyim ki. Kim gitsin? Kimin gitmesin? Aysun, tabii ki de Aysun gitsin. Ben var ya. Neden Aysun gitsin? İlk geldiğim gün ben Aysun seni eleyeceğim dediğimde bana işte buraya herkes öyle diyerek geliyor. Bebesin, çocuksun, şöylesin, böylesin deyip beni hiçbir şekilde ciddiye almadı. Bebesin demedim ben sana canım. Her gelen öyle söylediği için sana da aynı şeyi söyledim. Ben sana seni eleyeceğimi söylemiştim ve şu an potadasın. İnşallah sen elenirsin. Bakalım. Ayten kim gitsin yavrum? Ben dediğim gibi yine lafın üstüne, benim için fark etmiyor, ikisinden biri de gidebilir. Zaten yeter ki gitsinler mi diyorsun? Yeter ki birisi gitsin. Ama bana kimse sormuyor fikrimi. Ay evet, sizce? Evet, sizin fikriniz. Ya ben böyle espriler yapıyorum ama inanın çok üzülürüm ya. Çok üzüleceğimi biliyorsunuz değil mi? İçimin titrediğini biliyorsunuz değil mi? Alıştınız. Çünkü ben burada alışıyorum. Evet. Ve hepinizi çok seviyorum. Benim zaten ayırt etmem mümkün değil. Tabii. Ayrı gayrı yapmam mümkün değil. Böyle bir şey olabilir mi? Kesinlikle. Yani kan bağı bile olsa insan, şartlar eşittir. Olmaz yani. Yarışma değil, ne olursa olsun. Evet. Ki ben hepinizi burada tanıyorum ve çok seviyorum. Bağlanıyoruz, konuşuyoruz. espriler yapıyorum. Evet, evet. Şimdi ekran başındaki insanlar da heyecanlandılar. Fanlarınız var. Evet, Aysuncular var, Zeynepçiler var, fanlarınız var çocuklar, evet. Bayağı seviliyorsunuz yani. Şimdi sizde mesela yavaş yavaş Ayten'in fanları, senin fanların oluşmaya başlayacak. Bu bir sevgi, enerji gönderiyorlar size aynı zamanda. Yani öyle bir durum yaşıyoruz ki şu an sanki gelelim mutfakta da bir devir kapanıyor ya. Ve aranızda 4 puan fark var. Ya. Sözün bittiği yer. Evet, aslında bir kayınvalidenin vereceği birer puanla her şey değişebilir dedim ya. Kayınvalideler dengeleri değiştiriyorlar. Gelinlerini ararken heyecanlanıyorlar. Evet. Yasemin, gelinin potada suçlu hissediyor musun kendini? Evet, tabii. Ben kendimi hiç suçlu hissetmiyorum ama. Çünkü gayet iyi yemek yaptığımı düşünüyorum ama kayınvalidelerin o kadar iyi strateji yapıyorlar ki. Yani buradan gidersem de kötü yemek yaptığım için değil, maalesef puanlar yüzünden gitmiş olacağım. Aynen öyle. Ben de kendimi... O yüzden içim inanılmaz rahat. Çok rahatım. Nurten, sen giderseniz gelinimi yaktım diyor musun yoksa? Yok Seda Hanım. İlk yarışmaya başladığımızda evet, bulamıyordum ama sonra alıştım, öğrendim elinin ama şeyini. Ama sen yani takip ettiğimde şey bir kadınsın, yapamamışsın. Evet. Ben bunu çok evet duydum senden. Evet. Olmamış Aysun dediğini de duydum. Öyle diye diye güzel yemek yapacaksın ki ben sana vereyim dedim. Hmm. Asla güzel yapmadığı gün benden 5 almadı. Herkes bilir. Evet, doğru. Güzel yaptıysan benden dedim 5 alırsın. O yüzden kendimi suçlu hissetmiyorum. Kısmet buraya kadarmış. Yüzümüzün akıyla geldik, akıyla da gideriz. Ki elenirsek de ben annemi suçlamam. Annem yüzünden oldu. Kesin. Çünkü o bir tek o puan vermiyor bana. Tabii. Yani demek ki bir sorun var ki diğer kayınvalidelerden de düşük puan aldım diye düşünürüm. Elenirsek de elenir miyiz diyorsun? Kız, o kadar yarıştık. İstemem ama yapacak bir şey yok. Tabii. Zeynep? Yani kötü yemek yaptığım için tabii ki gitmeyeceğim. Gerçekten çok inanıyorum iyi yemek yaptığıma. Puanlardaki stratejik düşüncelerden dolayı gitmiş olacağım. Tabii ki kayınvalidemi de asla suçlamıyorum. O da beni bulmayı çok istiyor ve çok üzülüyor düşük puan verdiği zaman. Evet. Nasip kısmet. Eğer nasibimde varsa kalıp devam edeceğim. Yoksa giderim. Hiç problem değil. Ve şimdi
Evet. Buradan gidecek olan isim. İki gelinim ayakta. Aysun mu? Zeynep mi? Buraya bugün biri veda edecek. Çok alıştığımız, ekran başında çok sevenleri olan gelinlerimizden biri bugün veda edecek. Bu hafta gelinim mutfaktaya veda eden gelin. Zeynep. Çok üzgünüm. Çak. 64 puanla çak gidiyorsun. Çok üzgünüm. Nasip kısmet. Seni tanımak çok güzeldi. Ah, çok canım, candan bir kızsın. Kayınvalideni çok özleyeceğim. Sağ ol Seda Hanım. Teşekkürler. Buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam etmeye geldik. Aynen. -2'den sonra biraz hızlanma kararı aldın herhalde. Gaza bastım gidiyorum. Ayşun sen kendin inanıyor musun beni senin gönderdiğine? Onu söyleyeyim sadece. Ya ben inanmasam neden söyleyeyim? Peki anlaşıldı. Ben sana bunun cevabını ilerleyen günlerde vereceğim. Kızlar da söyledi. Biz bu sahneyi bir kere daha yaşadık. Yine beraber potaya kaldılar. Ayşun çıktı podadan. Evet. Evet. Elendiler. Yasemin Hanım geri geldiklerinde seni eleyeceğim bu sefer dedi bana. Ha. Olmadı. Yine olmadı. Evet, olmadı. Kısmet. Ben ama şunu söylemek istiyorum. Ben yine de Zeynep'e diyorum. O kötü yemek yaptığı için elenmedi asla. Bir tek bunu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Tamam, 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 tamam. Yok, yok, yok. İyi misin? Lütfen şu puanlamada şaşırma ya. Aynen ama yapacağım bir şey yok. Oldu yani bir kere. Ne yapayım? Ben sen beni bul diye böyle bir şey yapıyorum. Yoksa ben onu kızartmasını bulamadım, bilirdim. Bulamadım ne yapayım yani? İnşallah elenirim de artık bunları yaşamam. Gerçekten sinirlerim bozuldu, dayanamıyorum artık. Ben kayınvalideme bir not defterine kalem vereceğim. Yaptığı yorumları unutuyor ya. Şimdi ben... Zeynep gidiyor da hak etti şu güzel yemek yapıyordu. Yiğidi öldür hakkını yeme. Her ne kadar anlaşmasak da peki, ama ki yani biz burada çata çat üzüldüm onunla yani, yarıştık. Ben üzüldüm Allah da biliyor. Bak bak şimdi hiç işi gücü yok. Nurten abladan bıktı şimdi ya anneme döndü bak. Aa annem dedim kız. Aa. Aa. Anneciğim. Diye anne diyor. Alıştı canım, mı? Diyor. Ay Yasemin'e bak her şeyi unuttum dedim bir anda. Dedim ya üç gün. Boşnak gelini oldu. Boşnak gelini. Evet. Bak böyle böyle değil de elini böyle. Sizi uğurlayabiliriz. Üzüntüyle. Dikkatli ol Yasemin. Teşekkür ederim sağ olun. Böyle böyle. Ha, böyle mi? Eğer yalnız yetiştirmeye mecbursanız, Allah size öyle bir güç veriyor ki her şey olabiliyorsunuz. Her şey. Bir tek damla bile gözyaşı dökmeyin. Gurur duyun kendinizi. 3 tane çocuk yetiştirmişsiniz. Yaşadıklarınız size hani ders olur derler ya. Gerçekten bunu öyle algılayın artık. Gerçekten gurur duyun kendinizle. Yani yapanlar aslında size değil, kendilerine yapmışlar. Bence böyle düşünsünler. Kaldıralım. Zeynep. Bildim. Çok şükür, çok şükür. Kaldıralım. Zeynep. Buldum. Zeynep. Yaşasın. Zeynep. Harikasın. Sen gideceksin ve sana o üzerindeki kırmızı çok yakışacak. Bakarsın yine seni buradan ben gönderirim. Ben gitsem de adım hep orada yazacak. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.
ve sizi tekrar tekrar kutluyorum. Teşekkür ederiz. Maşallah. Teşekkür ederiz. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, bir haftanın daha sonuna geldik. Pazartesi Allah kısmet ederse görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Merhabalar. Artık güçlü bir rakipleri var. Korksunlar bizden. Her şeye karışır mı senin kayınvaliden? Belli etmeden karışır. Zeynep'in gitmesinin şerefini tatlı aldım. Zeynep'i nasıl yolladıysak sizi de yollayacak. Senin gücün yetmez öyle tatlım. Misin? 18 yaşındaki Dudu mu yollayacak? Aynen. Sen gibi 40 tane daha burada Dudu olsa hiçbiriniz bana bir şey yapamazsınız. Sana bundan sonra bir. Bir kere oldu. Bir. Benden kork Dudu, kork. Konuşurken laflarına dikkat etmiyorum. Etmek zorundasın. Çünkü bak sen kocaman bir sen. Biz burada sor. Yarışıyoruz Dudu. Neyin hesabı soruyorsun? Kıskanıyor bazı korkuyor. Ayten çok tehlikeli. Maksadı ne? Pişirme tarzını öğrenip annesine verip bir verdirmek. Gerçekten evin eşyalarını kayınvaliden mi seçtin? Biz böyle gördük, böyle devam ediyoruz. Hayır, bari gelinle bunu yaşadık. Hiç de üzülmedim. Sefağım olsun. Hayat.